Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen, 1972 doğumlu ünlü ses sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu. Mankenlikle başladığı kariyerinde Fırat, Marziye ve Dadı adlı dizileriyle tanınan Ergen, ayrıca albümleriyle de şarkıcılıkta kendini kanıtlamış bir isim, 2004 yılının Eylül ayında Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi adlı şovlarıyla adını duyuran Mustafa Erdoğan ile evlenen Ergen, 18 Ocak 2007'de bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Gülben Ergen Erdoğan, 25 Ağustos 1972'de Mazhar ve Gülser Ergen'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi'nde aldı. Ergen, 1987'de lise 2. sınıftayken katıldığı sinema yıldızı yarışmasında ikinci seçildi. Hürriyet gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı. 1988 yapımı Bülent Ersoy ve İsmet Özhan'ın başrolünde olduğu Samim Değer filmi Biz Ayrılamayız, Mine rolünde, Ergen'in ilk sinema filmi oldu. Yine 1988'de Kartal Tibet'in yönettiği ve Kenan Kalav'la birlikte oynadığı Deniz Yıldızı filminin ardından, Cüneyt Arkın ile Av, 1989, Serdar Gökhan ve Eşref Kolçak'la birlikte ise Kanun Savaşçıları, 1989, adlı filmler. 18'indeyken kendisinden 5 yaş büyük ağabeyini trafik kazasında kaybeden Ergen'in oynadığı diğer filmler oldu. Ergen, 1990'da Orhan Kemal'in ünlü eserini TRT ekranına taşıyan ve büyük beğeni toplayan Hanımın Çiftliği adlı dizi filmde, Erol Taş, İlknur Bozkurt ve Fikret Hakan'la birlikte rol aldı. 1991'de Osman Seden'in senaryosunu yazıp yönettiği ve Halide Edip Adıvar'ın eserinden uyarlanan Yol Palas Cinayeti, 1992'de ise yine Osman Seden imzalı İki Kız Kardeş adlı filmlerde, Aydan Şener'le birlikte kamera karşısına geçti. 1994'te ünlü Maxim Gazinosu'nda, İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda yer alan Gülben Ergen, aynı zamanda ünlü türkücünün Haydi Söyle adlı parçasının klibinde oynadı. Bunun ardından yine 1994'te Tatlıses'in başrolünde olduğu ve yönetmenliğini de üstlendiği Fırat adlı dizide rol aldı. Ergen, bu dizinin çekimleri sırasında Fırat Nehri'nde geçen bir sahne sırasında kuvvetli akıntı nedeniyle çok zor anlar yaşadı. Şarkıcılık konusunda da yeteneğini ortaya seren Ergen, 1997'de Merhaba adlı ilk albümünü çıkardı. 1998'de Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Huysuz Virgin, namı diğer Seyfi Dursunoğlu ile Kestra Kestra Show adını verdikleri bir show sergiledi. Televizyon izleyicileri için hazırladığı Gümbür Gümbür Gül Bence programı ile hayran kitlesini iyice arttıran Gülben Ergen'in atladığı önemli basamaklardan birisi de Kadir İnanır ile birlikte çevirdiği Marziye isimli dizi oldu. Diziye de ismine veren Marziye karakterini canlandıran Ergen, 1998 ila 2000 yılları boyunca televizyon izleyicisini ekrana kitlemeyi başardı. 1999 yılında Avşa Film Festivali, en iyi kadın oyuncu ödülü başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen Gülben Ergen, yıl biterken Kör Aşık adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü. 2000 yılında Haldun Dorman ve Kenan Işık ile birlikte Dadı adlı dizide buluşan Ergen, Melek isimli bir dadıyı canlandırdığı bu komedi dizisinde de başarısını gösterdi ve Magazin Gazetecileri Derneği 9. Altın Objektif Ödülleri'nde 2000 yılının en iyi kadın TV yıldızı ödülüne layık görüldü. Ergen aynı zamanda Altın Kelebek 2000 yılının en iyi kadın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. 1998 ila 2001 yılları arasında TGRT'de yayınlanan Gül Bence adlı programı yayınlandı. 2001'de genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Gül Bence isimli bir dergi çıkaran Ergen, 2003'te Ali Sürmeli, Yasemin Kozanoğlu ve Deniz Türkali ile birlikte başrollerini paylaştığı, yayını sadece 8 bölüm süren Hürrem Sultan adlı dizide rol aldı. Ünlü Kanuni ve Türk Müziği Orkestra Şefi Taşkın Sabah'la çalışmaya başlayan Ergen, son 4 albümünü de Sade ve Sadece -2002, Uçacaksın -2005, 9+1 Fıkır -2005 ve Gülben Ergen -2006, Sabah'ın müzik yönetmenliği eşliğinde hazırladı. Gülben Ergen, 2004 yılının Eylül ayında Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi adlı şovlarıyla adını duyuran ve Yılmaz Erdoğan'ın da kardeşi olan Mustafa Erdoğan ile evlendi. Ergen,
18 Ocak 2007'de Atlas ismini verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Gülben Ergen Erdoğan ve Mustafa Erdoğan çifti, yakınları ve hayranları tarafından hastaneye gönderilecek çiçekler yerine, Tema Vakfı aracılığıyla bağışlanan fidanlarla gerçekleşen Atlas Bebek Ormanı'nı oluşturdu. 2008 yılında müzik çalışmalarına devam eden sanatçı, Aşk Hiç Bitmez adlı albümü ile müzik piyasasına güçlü bir dönüş yaptı. 14 Mayıs 2008 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan Gülben Ergen'le Sürpriz adlı programı sunmuştur. 2010 yılında Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak Çocuklar Gülsün Diye Derneği kuruldu. Gülben Ergen'in başkanlığını, araştırmacı Elvan Oktar'ın ise başkan yardımcılığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye'de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Şimdiye kadar, Tokat, Mardin, Trabzon, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van ve Sivas'ta olmak üzere toplam 11 anaokulu inşaatı tamamlayıp, içlerini çağdaş bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildi. Meyvesiz bir gün geçiremeyen Gülben Ergen, ev yemeklerini tercih ederken, sebze yemeklerini, köfte patates kızartmasını ve sıcacık bir domates çorbasını en şık yemeğe tercih edermiş. Gülben Ergen, 16 Eylül 2013 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan Gülben adlı programla ekranlara geri döndü. Programın ilk konuğu Okan Bayülgen olmuş.